Arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yüz bakımı nasıl yapıyorum, bunlardan bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Evet, bunu özellikle taktım ki genelde de yüzüme yıkarken bunu takıyorum ki saçlarım önüme gelip beni rahatsız etmesin diye arkadaşlar. İlk önce şöyle bir cihazla başlayayım. Bu titreşim sağlıyor. Gördüğünüz pahalı ürünler gibi değil arkadaşlar. Bazı YouTuber'lar ücretli reklam alıyorlar ve tanıtıyorlar. İsim de vermeyeceğim. Ama bu onlardan değil. İlk başta bunu söyleyeyim. Gayet ucuz bir ürün arkadaşlar. 25-30 liraya, 50 liraya bulabileceğiniz bir ürün benimki. Bunu o şekilde kullanıyorum. Marka da söylemiyorum. Sadece titreşim özelliğinden yararlanmak istiyorum. Peki neden kullanıyorsun diyeceksin. Belki diğerlerinki kadar bu etkili değildir. Sadece titreşim veriyor. Bunu kullanmamdaki en temel amaç da yüzümdeki dokuları titreşim vasıtasıyla arkadaşlar kan dolaşımını hızlandırıp kan hücrelerini ve yenilenmesini sağlaması için bunu kullanıyorum. Başka bir amaçla bunu kullanmıyorum. Tabi bazen krem sürerken de bununla yediriyorum. Kalanı üstündekini elime falan yedirmem de güzel oluyor. Gerek var mı? Gerek yok ama yüzümü yıkayıp böyle gayet güzel yumuşacık olduktan sonra kremi yemesi için üstüne koyduğumda bununla titreşim hem kan dolaşımımı hızlandırıp hem de yediriyor. Güzel oluyor. O yüzden bunu kullanıyorum. Dediğim gibi pahalı bir şey değil. Benim ucuz bir ürün. Umarım ileride paramız olursa güzellerini de alırız diyelim arkadaşlar. Cildim hakkında size bilgi vermek istiyorum. Çünkü bunların hepsi kullandığım ürünler benim kendi cildime uygun olan ürünler. Herkes kendi cildini muhakkak ki tanıyordur arkadaşlar. Benim yüzüm çok hassas. Çok fazla ergenlik döneminde de sivilce çıkmayan bir yüzüm var. Ama ara ara böyle hafif sivilceler çıkarak, ya sivilce de değil aslında. Çok oynadığım için de böyle ara ara yara yapıyorum. Göreceksiniz, yaklaşayım arkadaşlar. Bunlardan nasıl arınıyorum? Bunlar neden çıkıyor? Onu söyleyeyim. Çok hassas bir cildim olduğu için arkadaşlar yüzüme hiçbir şekilde jeller, yıkama jelleri, köpükler kullanamıyorum. Tek bir marka hariç. O da Sebamed arkadaşlar. Bu da kesinlikle bir reklam içermiyor. Sadece dediğim gibi kullanabildiğim yüz tipime uygun olan Sebamed. Sebamed'in şöyle köpüğü var arkadaşlar. Evet. Şöyle köpüğü var. Bu köpük ne işe yarıyor diyeceksiniz. Bunu sürekli kullanıyorum arkadaşlar. Bu sivilce ve siyah nokta giderme köpüğü. Aynı zamanda da toksinleri atmamıza yardımcı oluyor. Bu bir köpük arkadaşlar. Şöyle sallıyorsunuz. Birazdan yapacağız. Bunu sürüyorum. 10-15 dakika bekletiyorum. Yüzümü yıkıyorum. Ve gayet güzel bir şekilde yüzüme herhangi bir şey yapmadan yumuşacık yapıyor arkadaşlar. Sadece bunu kullanabiliyorum. Krem olarak Sebamed'in hem baz olarak kullanıyorum makyaj altına hem de normal şekilde günlük kullanımda işte yüzümü yıkadığımda işte kuru olduğunu düşündüğüm noktalarda da sürüp yumuşatabiliyorum. Bir de Sebamed'in el kremi vardı. Onu bitirmişim arkadaşlar. O yüzden buraya getiremedim. Dışarıya da çıkmadığım için pandemiden alamadım. Çok da önemli değil. Elime herhangi bir krem kullanabiliyorum. Yani Sebamed olmasa da elime kullanabiliyorum. Ama yüzüme asla başka bir krem kullanamıyorum. Bunu da söylemiş olayım. Gelelim göz altıma. Göz altımı da yumuşatmak için yine Sebamed'in şunu kullanıyorum arkadaşlar. Evet, yine göz çevresi kremimi kullanıyorum. Kışıklıklara karşı koruma ve nemlendirme yazıyor zaten üstünde. Bunun dışında dediğim gibi birkaç tane var gözaltı kremi. Onları kullanıyorum ama şurada şöyle bir sivilce de değil, tomurcuk gibi bir şey oldu. Bu muhtemelen diğerlerini sürdüm. Ondan da olmuş olabilir. Hemen kaşınıyor ve yüzümde böyle alerjik reaksiyon oluşturuyor. Bütün kremleri arkadaşlar. Sonra bir de şu var. Yüz ve vücut losyonu bu aslında. Ama bunu kullanabiliyor muyum? Bunu sadece elimi yıkarken sabun niyetine kullanıyorum. Bunu vücuduma kullanmıyorum arkadaşlar. Kullanabilirsiniz. Bu el, yüz, vücut her taraf için büyük olanından böyle 1 litreliklerden ben alıyorum Sebamed'i. pH falan gayet güzel.
Dediğim gibi vücudumda bunu kullanmıyorum. Yüzümü de yıkamıyorum bununla. İçinde sabun yok arkadaşlar. Yüzümü sadece ben sabunla yıkıyorum. Bildiğiniz Hacı Şakir'le yıkıyorum. Diyeceksiniz sabun çok kurulaştırmıyor. Kurulaştırsa da bu yumuşatıyor. Bunu da geçtim. Bunun üstüne de şöyle yüz kremi olarak da çok kurursa bunu kullanıyorum. Kurumazsa günlük hayatta öyle aman aman bir krem süren biri değilim. Bu arada bunu da belirtmiş olayım. Gelelim son zamanlarda yoğun şekilde kafayı taktım. Selin Ciğerci de çok reklamını yapıyordu ve dedim dur bakalım bir Selin Ciğerci'nin kremleri nasıl durumda. O da şöyle bir çantam var arkadaşlar. Avokado dolu. Bu çantanın içine koydum. Genelde bunları kullandığım ürünleri de göstereceğim. Selin Ciğerci'nin Madelepi var. Çok övmüştü. Yani çok iyi geliyor işte egzamalara her şeye. Yüzüm için denemek istemiştim. Aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle. Çok da kullanmadım. Az bir şey kullandım yani. Belirgin bir alerji oluşmadı. Sıkıntı oluşmadı diğer kremlerde olduğu gibi. Gayet de tavsiye ederim. Selin Ciğerci'nin dörtlü setleri vardı arkadaşlar. Bu kolajeni alerjik bir yüze sahip olmama rağmen Selin Ciğerci'nin kremleri yüzümde çok yoğun bir alerji oluşturmadı. Ama hassas olduğum için bunu sürekli devam ettirmek istemedim açıkçası arkadaşlar. Kolajen kremi. Şurada bir beyazlatıcı krem var. Yani hem yumuşatıcı hem beyazlatıcı olarak kullanabilirsiniz. Yüzünüzde leke oluşmasın diye. Şurada bir güneş kremi var. Şimdi bunları set olarak almıştım. Güneş kremi aslında sadece yazın kullanılır gibi yanlış bir bilgi var. Kesinlikle bu doğru değil. Güneş kremi yaz, kış her daim güneş olmasa dahi kullanılabilir. Kullanmamız da gerekiyor. Özellikle kışın da yanıklar oluşabiliyor. Yüzde çiller oluşabiliyor arkadaşlar. Bunu kesinlikle ihmal etmeyelim diyorum. Şöyle bunlar benim dudak kremlerim ve kesinlikle arkadaşlar hayat kurtarıcı dudak kremlerim. Çünkü benim göreceksiniz dudaklarım çok fazla kuruyor. Yaz ve kış hiç fark etmiyor. Sürekli dudaklarımda bir kuruma oluyor arkadaşlar. Bu da maalesef rahatsızlığımdan dolayı ve aldığım astım ilaçlarından dolayı havalar böyle yapıyor. O yüzden bu vazgeçilmezim. Kesinlikle tek geçeceğim dudak bakım kremi efsane güzel arkadaşlar. Sürüyorum ve hemen dakikasında geçiriyor. Hatta iki tane stoklamışım bile. Evet bakın bir de burada sebebiyatın tekrar bakın şöyle iki tane. Düşürdüm. Şöyle iki tane oldular. Çünkü bu açılmamıştı. Bu da gördüğünüz gibi az kalmış. Bu iki tane stoklu yedekliler bunlar arkadaşlar. Yani yüzüme genel olarak kullandığım bakım ürünleri bunlar. Bunların dışında çok yüzüme herhangi bir şey uygulamıyorum. Kullanamıyorum zaten.